Türkiye'de en çok satılan motorlu testere markası Stihl, Ormancı programını sunar. Değerli izleyenler, Ormancı programına hoş geldiniz. Bu hafta Stihl Timber Sport 3. tur eğitim kampındayız ve tekrar yine bu alanda bu eğitim kampını gerçekleştiriyoruz. Yanımızda bugün Efe Bey bize yardımcı olacak. Efe Bey, öncelikle teşekkür ederiz bize eşlik ettiğiniz için. Şimdi Spike'a soralım, hemen bu eğitim kampının özellikleri nelerdir? What is the specific purpose of this training camp? Okay, the specific purpose of this. Bugün hız üzerine değil ama teknik üzerinde kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Eşleştirecek iki kişiyi. Bir kişi bir kısmını keserken diğer kişi diğer kısmını kesecek. Böylece takım çalışması yapacaklar. Güvenli bir şekilde olması gerekiyor ve baltayı belirlenen çizgilere doğru sallarsak gerisi zaten gelecektir. Lütfen bana kulak verin ve dur dediğimde lütfen durun. Evet, ve bugünün tadını çıkarmaya bakın. Şimdi değerli izleyenler, bu hafta bir eleme kampı değil, bir eğitim kampı şeklinde gerçekleşiyor ve 2 günlük bir kamp olarak düzenlendi. Bu kampın içerisinde ağırlıklı underhand göstereceğiz, ekranlarınıza aktaracağız. Çünkü Türkiye Ormancı Ligi'nde bu underhand standı üzerinden biz Türkiye coğrafyasındaki bütün orman bölge müdürlüklerini, kendi belirlemiş oldukları takımları bu stand üzerinden sizlerle yarıştırıyor olacağız ve bunu da ekranlara taşıyor olacağız. Evet, biz çalışmalara başlayalım. Kolay gelsin. Geçen sefer Türkiye takımı olarak arkada deneme yaptılar. Yarışırken dedi ki ben bunu çok kötü yaptım. 15-16 vuruşta kestim. Aslında bu ben değilim, 12 vuruşta keseceğim dedi. Şimdi göreceğiz bakalım abi. Kütük ince ya, ince ama. Yavaş, yavaş yavaş kes. Kayıttasın değil mi? Yavaş mavaş bilmem, 12 vuruş. Gökhan Bey, şimdi tabii bu tür elemelerde böyle yarışmalar oluyor bazen, iddialar oluyor. Evet. Nedir şu anda yaptığımız iddia? Şu anki iddia, normalde Jason geçen sene Türkiye şampiyonu. Ve bir önceki kampta 16 vuruşta kesti kütüğünü. Aslında normalde kesmesi gereken sayı 10-12 olması gerekir. Bize zaman kazandırmak istiyorsa. Sabah sürüye yarışmıyor anladım. Hayır, evet. Kesinlikle. Şu an hassas vuruş yaparak 12 vuruşta kütüğü kırmaya çalışıyor. Başarabilecek mi göreceğiz. Şimdi burada önemli olan bir kestiği yeri aynı çizgide kesti. Mesela şu anda yanlış mı kesti? Doğru. Evet, normalde baltayı aynı hat üstünde vurup balta izlerinin görülmemesi gerek. Evet. Şu anda mesela 3 balta izini, sol taraftaki 3 balta izini görüyoruz. Onların çok daha hassas olması gerek ki böylece baltası tamamen ağacın içine girebilsin. Yani her vurduğu yeni bir delik atsın diyelim. Evet. Değil mi? Evet. Yeni bir kesik atsın. Jason'ın ortalaması nedir bu disiplinde? 13-14 yapıyor. Bunu bizim 9-10'a indirmemiz gerek ki çok iddialı bir rakam. Jason'ın uzmanlaştığı alan mıdır bu? Evet, underhand yapıyor. Yarışmada bunu düşürmesi mi gerekiyor? Evet, bu yaptığı diskalifiyedir. Yani inmemesi mi gerekiyor? İnmeden evet, tamamen ayırması gerekir. Ayağıyla ittirip kütüğü ayırması gerekir. Thank you.
biraz da dünya şampiyonasından bahsedelim. Şimdi kendi evimizde diyoruz, Stuttgart'ta oldukça büyük bir Türk nüfusu yaşıyor. Evet. Amerikalılar bir organizasyon yaptı dediniz, bundan bahsedin. Evet, dediğim gibi geçen hafta Timber Sport Proje Müdürlüğü'nün katılımı, bütün ülkelerden gelen proje müdürlüğü'nün katılımıyla bir toplantı vardı. Orada toplantıda Amerika'nın proje müdürü Almanya'da Stuttgart'taki Amerikan üssünün görevliyle görüşerek orada çalışmakta olan hem askerler hem de normalde çalışan insanları toparlayarak 70-80 bin kişilik bir grup oluşturmuşlar. Stada dolduracaklar yani. Stada, evet, bunları stada getirmek için de konuşup anlaşmışlar. Yani Amerikan destekçisi 70-80 bin kişiyi stada göreceğiz. Şimdi o kadar enteresan ki Stuttgart'ta 250 bin Türk yaşıyor. Almanya'da 4 milyon Türk yaşıyor. Biz kendi evimize gidiyoruz derken bir anda orada bizi destekleyenin Amerikalıların altında kalması kötü olur tabii. Evet, o zaman bu ekrandan şimdiden duyurmaya başlayalım. Ekim döneminde Stuttgart'ta yapılacak olan Steel Timber Sport Dünya Şampiyonası'nda orada yaşayan bütün gurbetçilerimiz sadece Stuttgart'ta yaşaması gerekmiyor. Onlar belki Stuttgart'ı organize etmiş olabilir ama bizim Almanya'nın diğer kentlerinde de çok ciddi bir Türk nüfusu var. Oradaki bütün gurbetçilerimizi o alana bekliyoruz. Kesinlikle bize destek olsunlar. Porsche Arena'ydı, değil mi? Porsche Arena'da olacak, evet. Ve herkesi bekliyoruz. Yani Türk takımı 2 senedir bu işin içinde, ciddi bir desteğe ihtiyacımız, evet, var kesinlikle. Biz bu şampiyonaya yaklaşık 6 aydır ekip olarak çalışıyoruz. Ciddi eğitimler de yapıyoruz. Ki o şampiyonaya kadar daha pek çok eğitim de var. Ciddi bir aşamaya geleceğimizi düşünüyoruz. Ve Türk takımından ciddi anlamda tedirgin olduklarını da biliyorum. Değil mi? Diğer ülkelerin, evet, özellikle İtalyanların. Evet, geçen sene çünkü İtalyanlarla eşleşmiş. Onların hiç beklemediği düzeyde çok iyi bir efor sarf etmiş ve iyi derece edip onları timing'de dışarı atmıştık. Fakat tabii elemelerde ondan sonra onlar 1.24'lük çok iyi bir derece elde ettiler ve ilk 8'e girdiler. Bu sene hedefleri konuşurken bizim hedefimiz 1.15-1.20 arasında olacaktır deyince çok tedirgin oldular tabii. Ciddi çekişme olacak. Evet, tabii takım ortalaması ne kadar düşük olursa olsun her şey oradaki şampiyonada, değil mi? O şampiyonanın o heyecanı insanları bir şekilde tedirgin ediyor, özellikle yarışmacıları. Aynen öyle. Şimdi o kadar kalabalığın arasında kütüye konsantre olup da aynı yerlere vurabilmek, o kadar gürültünün arasında bu işi yapabilmek hakikaten zor. Stage'e çıkıp, orada platformun üstüne çıkıp sanki bir aktörmüş gibi, evet, performans sergilemeleri gerekiyor. Buradaki antrenmanlardakiyle hiç alakası olmayan bir performans o tabii. Ama işte katıldıkça biz de bu tecrübeleri elde edeceğiz. Geçen sene çocuklar hakikaten ilk sene olmasına rağmen müthiş performans sergilediler. Bu sene umuyorum ki işte bu Türk misafirlerimizin, gurbetçilerimizin desteğiyle tezahürata ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle tezahüratla, evet, biraz daha motive olur, daha iyi sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum. Evet. Değerli izleyenler, Türkiye Ormancı Ligi'nin tabii bu sene 14 Ağustos'ta Ankara'da finalleri gerçekleştirilecek. Bu finallerde Türkiye'deki 27 Orman Bölge Müdürlüğü'nün seçmiş oldukları takımları çeyrek final, yarı final ve finallerde Ankara'da 14 Ağustos olmak üzere aslında yeni, burada geçen seneye göre kıyaslandığında 3 tane şampiyon olacak. Yani, evet, bu şampiyona heyecanını yarışmacılarımız ve atletlerimiz de ciddi anlamda aşmış olacaklar belki bu sayede. Türkiye Şampiyonası'nı da Antalya'da yapıyor olacağız. Bununla ilgili de gerekli duyuruları internetteki Facebook sayfamızdan, Yaban TV Ormancı sayfasından takip edebilirsiniz. Ya da Timber Sport'un kendi sayfasından takip etme şansınız var. Orada da sizleri mutlaka bekliyoruz. Bu heyecanı birebir yaşamak isterseniz. Gökhan Bey, Spike tabii eğitimlere başladı. Her zaman aynı eğitimleri yapıyor ama defalarca da tekrarlaması gerekiyor. Evet. Tabii o el becerisi oturuncaya kadar arkadaşların, evet, bir şekilde zaman geçecek. Şimdi şu anda bu sene katılan, yarışmaya katılan arkadaşlarımızdan biri standın üzerinde. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz yaptığı kesim şu anda mesela? Bu arkadaşımız baltaya daha önce baltayı kullanmış bir arkadaşımız aslında. Ama tabii ormanda kendisini kullanmasıyla bir spor olarak Timber Sport'ta kullanması arasında çok büyük farklar var. Tekniğini iyi oturtmamız gerekiyor. Öncelikle burada yapmış olduğumuz şey güç kazandırmaktan, hızlı vuruşlar yapmasından ziyade tekniğini düzgün oturtabilmek. Aynı hat üstünde kesim yapması gerekiyor. Baltayı olabildiğince aynı yere, aynı açıyla vurabilmesi gerekiyor. Açılarını ayarlayabilmesi için de ayaklarını, vücudunu çevirmesi gerek. Arkadaşım yeni başlamasına rağmen tabii şu an için iyi, fena değil.
her hat dışına vurduğu kesin boşuna gidiyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Hem zaman kaybediyor hem gücünü kaybediyor. Şimdi ormanda çok iyi balta kullanıyorum diyenler bile burada zorlanabilir değil mi? Yani çünkü burada belli kurallar var. Yani o kurallar çerçevesinde yapması gerekiyor. Evet, atletlerimizin bizi çok iyi dinleyebilmesi gerekiyor. Bizi iyi dinlemesi ve ilk başlarda hatırlarsanız el-göz koordinasyonu diyorduk. El-göz koordinasyonlarının iyi olması gerek. Yoksa eski alışkanlıklarıyla kesmeye kalkarlarsa mümkün değil. Ne biz onlara eğitebiliriz ne de onlar iyi dereceler elde edebilirler. Peki burada aldıkları disiplinler ve eğitimler, yani normal iş hayatına gittiklerinde, yani ormanda çalışanlar için söylüyorum, katkısı oluyor mudur? Tabii underhand için değil ama standing block için olabilir. Hala baltayla kesim yapıyorlarsa standing block birebir, çünkü ağaç devirme disiplinidir. Birebir simülasyonudur ağaç devirmenin hatta. Burada öğrenmiş olduğu tekniklerle çok daha az güç harcayarak kesinlikle düzgün kesim yapabilir. Hala balta kullanıyorlarsa. Evet, hala balta kullanıyorsa. Ayağının vermiş olduğu açı aslında baltasının açısı. Yani baltayı hangi açıyla kesecekse, yani kütüğe vuracaksa, ayak ekseni de, ayakların ekseni de aynı istikamette olması gerekiyor. Dönerken gene aynı şeyde kendi vücudunu da ve ayaklarını çevirmiş oluyor. Evet, aslında baltayı hiçbir şekilde çevirmemeye, yönlendirmemeye, açılamamaya çalışıyoruz. Balta aslında her zaman düz vuruluyor. Balta her zaman dümdüz olmak zorunda. Tam kafasının hizasından, burnun hizasından çıkmak zorunda. Spike da şu an onu yapmaya çalışıyor. Vücudu düz durmuyor çünkü arkadaşımızın ve vururken dizlerini kırıyor. Halbuki bütün vücudunun düz bir hat üstünde dimdik olması gerek. Ne tür sakıncalar olur? Hedeflediği yere vuramaz mı mesela? Aynen öyle. İstediği açıyla istediği yere vuramayacaktır. Mümkün olmayacak eğer vücudu düz olmazsa. Ve ayakların açıları da çok önemli. Her iki ayağı da aynı açıda olmalı. Bir tanesi başka bir açıyla bakıyorsa istediği yere vurması çok mümkün değil. Bütün vücudunuz dengede olsun, sağa ya da sola yaslanmayın. Şimdi şu anda eğitimi gören arkadaşlarımız Rocky Cup'a katılacak olan ekip. Evet. Şu anda kaç kişimiz var ve bu Türkiye finalinde aynı gün yapılacak dediniz. Evet. Rookie Biraz Cup, bunlardan bahseder misiniz? Evet, Rookie Cup sabah yapılacak. Türkiye Şampiyonası'nın sabahı. 8 atletimiz var Rookie Cup'ta yarışacak olan. Bu 8 atletten en iyi 3 atletimizi akşam Türkiye Şampiyonası'na alacağız. Hem orada bir ödül var, Rookie Cup'ta ödül var, hem de Türkiye Şampiyonası'nda ödül var. Böylece hem Türkiye Şampiyonası'nda geçen sene yarışan arkadaşlarımıza bir ateşleyici motivasyon olacaktır. Hem de onlardan iyi atletler varsa eğer rookie'lerden gelecek olan, onlar da yerlerini bulacaklar Türk takımında. Şimdi rookie Cup'ta yani şampiyon olanlar Türkiye finaline katılmaya hak mı kazanacak peki? Tabii, yani bundan sonra oradan gelecek olan 5 kişi, yani Türkiye Şampiyonası'ndan gelecek olan 5 kişi bizim asıl atletimiz. Dünya Şampiyonası'na gidecekler ve bu 5 atlet geçen sene de hiç eliminasyona katılmadan bizle beraber çalışmaya devam edecek. Sonra yine tabii şampiyonaya kadar çalışıyor olacaklar, evet, onlar. Evet, şampiyonaya kadar devam edecekler. Onlar eliminasyona girmiyorlar. Şu anda 3. tur ayaklarını çekiyoruz biz. Türkiye Şampiyonası'na kadar herhangi bir eleme söz konusu değil. Evet, elemelerimizin tamamını yaptık. Bu 8 atleti artık en iyi şekilde en üst seviyeye çıkartıp Rookie Cup'ta yarıştıracağız. Tabii Türkiye Şampiyonası'ndan sonra da kamplar devam ediyor. Dünya Şampiyonası'na kadar. Şimdiye kadar Dünya Şampiyonları hep Eylül ayında olurdu. Bu sene Ekim ayının sonunda olduğu için aslında bize ekstradan bir ay daha kazandırmış oldu. Bu süreçte 2-3 kamp daha yapma şansımız olacak ki Almanya'ya daha hazırlıklı gidebiliriz. Evet. Ekim'de Dünya Şampiyonası'ndan döndükten sonra umarım iyi sonuçlar alırız ve İnşallah. Hani göğsümüz kabarır diye düşünüyorum. İnşallah. Türk bayrağını orada dalgalandırmak bizim için de önemli olacaktır. 2014 çalışmaları başlıyor olacak. Biraz bundan bahseder misiniz? Oradaki takvimden. Tabii. Şimdi Dünya Şampiyonası bittikten sonra yaklaşık bir aylık bir ara veriyoruz aslında. Kasım ayını geçirdikten sonra Aralık ayında bu sefer 2014 senesinin yeni atletlerini bulmak için tekrar başvuru almaya başlayacağız. Bunu da internet sitemiz üstünden yapıyoruz. Hem gazetelerde hem Yaban TV'de hem de çeşitli dergilerde bu başvurularla alakalı bilgiler veriliyor. Buradan gelecek olan bilgilere Ocak ayının sonunda bir eliminasyonla 40 kişiye düşüyoruz ortalama olarak. Bu 40 kişiyi ondan sonra seçme kamplarını alıyoruz. Yani bu takvimimiz aslında her sene devam edecek gibi görünüyor. Evet. Ta ki biz asıl Türk takımını bulup da onlarla beraber artık eğitim kamplarını sadece burada değil, Türkiye'nin her tarafına
yayabilir seviyeye geldiğimize kadar. Şöyle bir hedefimiz olabilir mi? 2015'te Türkiye'de yapılması planlanan dünya şampiyonasında Türkiye'de dünya şampiyonu olmak. Bu iyi bir hedef midir? Çok hayalci bir hedef aslında bu tabii. 2015 ya da 2016'da olacak dünya şampiyonası Türkiye'de ama tam tarihini hala kesinleştirmiş değiliz. Ya 2015 ya 2016 olacak. Orada mutabıkız firmayla da, organizasyon şirketiyle de. Ama hedef yani ilk 5'e oynamak desek çok daha realistik olur. Sonuçta bir 30 yıllık geçmişi var değil mi bu diğer takımların? Yani biz tabii 2 senedir yapıyoruz. Timbersport'a 2 senedir katılıyoruz ama rakiplerimiz en geçmişi olan 28 senedir Timbersport'la uğraşıyor ki 28 senelik tecrübeyi yakalamak 2 senede, 3 senede, 5 senede çok kolay değil. Çok kolay değil. Şimdi bugüne kadar diğer ülkelerdeki dağılım nedir ama siz geçen sene ve bu senede tamamen kendi imkanlarınızla, kendi desteğinizle bu şampiyonaya milli atletlerimizi götürdünüz evet. Ve o eğitim kamplarını finanse ettiniz. Evet. Şimdi bu sene geçen seneden farklı olarak Orman Bakanlığı'nda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda buna benzer bir yarışması var. Bunu da yine siz organize ediyorsunuz. Evet. Çitil Timber Sport olarak. Şimdi bu Türkiye'de gerçekleştirecek bu Ormancı Ligi, Türkiye Ormancı Ligi'ndeki seçmeler, elemeler ve finaller sonucunda siz tabii ki notlarınızı alacaksınız. Buradan da bir takım çıkarmayı düşünüyor musunuz ya da dünya şampiyonası da değerlendirmek üzere? Kesinlikle oradan bir takım oluştururuz. Oradan çok iyi atletler buluruz umudundayız. Çünkü oradan gelecek olan arkadaşlar aslında burada hiç daha önce motorlu testere ya da baltayla uğraşmamış arkadaşlara nazaran avantajlılar. Onun için oradan hem genç hem yetenekli hem de bu işi biraz daha iyi bilen arkadaşlar, atletler bulabilirsek bizim için çok büyük avantaj teşkil edecek. Bu organizasyonun aslında bir amacı da o. Yani oradan iyi atletleri saptayabilmek. Özellikle Orman Bakanlığı'nın böyle bir spor aktivitesine hem de ekstrem bir spora destek veriyor olması da aslında çok büyük bir hem ülkemiz için gelişme hem de bizim için çok büyük bir avantaj. Gökhan Bey, şimdi İsmail'in tabii standtaki çalışmalarını görürüz. Siz ne düşünüyorsunuz İsmail'in geleceği hakkında? İsmail tabii Antalya'dan geliyor ve daha önce balta ve motor testleri kullanmış bir arkadaşımız. Çok genç ve bu gençliği tabii bizim için çok büyük bir avantaj. Hem daha önce bu araçları kullanmış olması hem de genç olması büyük avantaj. Vallahi ciddi gelecek bekliyoruz aslında İsmail'den. Buradaki performansı ve tabii bize ne kadar ayak uydurabileceği çok önemli. Burada verilen bilgileri kendi uygulamalarına aktarabilmesi oranında da başarılı olacaktır mı diyelim? Evet öyle. Mesela motor testeresi var zaten. Evde de motor testeri kullanıyor. Oradaki disiplinlerde çok zorlanmadan buraya hazır halde gelecek muhtemelen. Onu geliştirmemiz gereken yer bu baltayla alakalı disiplinler olacak. Tabii son yıllarda özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte balta kullanımı gerçekten çok düştü. Hani küçüklerin artık kavukları bile motoru testerelere evet. Takılan özel aparatlarla soyuluyor. Evet. Biz geçen hafta Mersin'de tahtacıların memleketinde çekim yaptık. Ormanda kesim yapan kişilerle beraber çekimdeydik. Bunları da zaten önümüzdeki hafta izleyecekler izleyicilerimiz. Orada bayanlar da dahil olmak üzere ormanın içerisinde küçükle ilgili her türlü işlemi yapıyorlar. Evet. Hatta bizim yaptığımız o çekimlerde Ümit diye bir arkadaşımız var ki ona zaten dedik Mersin takımında sen mutlaka olmalısın. Evet. Dediğiniz gibi gerçekten işi, hayatı odun olan ve ormanda geçen insanların bu tür disiplinlere çok daha kolay adapte olabileceğini düşünüyorum. Başka bir avantajı da şu, fiziksel gelişimlerine baktığınız zaman insanlar sürekli hani ormanda doğmuşlar, ormanla hayatlarını sürdürüyorlar. Sürekli ellerinde balta ve motoru testere. Tabii ona göre de fiziksel gelişim de değişiyor. Yani hani ben 2 gün balta sallayayım, 3 gün muhtemelen omuzum ağrıyacaktır ya da belim ağrıyacaktır. Tabii onların çalıştırdıkları kasla şehir insanının çalıştırmış olduğu kaslar birbirinden farklı. Türkiye Ormancı Ligi'nde de aynı teçhizatları ve aynı standları kullanacağız, değil mi? Bu yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlara öneriniz var mı? Yani kimler başvurmalı? Türkiye Ormancı Ligi'ne katılmak isteyen, Orman Bölge Müdürlüklerinde yapacağımız yarışmalarda kimler olmalı? Kendine güvenen herkes katılmalı öncelikle.
belirli bir yaş sınırlamamız yok ama tercihimiz 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşın altında olması. Çünkü genç insanları eğitebilmemiz, onlara hükmedebilmemiz çok daha kolay oluyor. 45 yaşındaki bir kesimci abimize sen motoru testereyi böyle tut, şöyle tut, böyle kullan demek bizim için de zor. Onun için de çok zor. Evet, onun için. Değil mi? Herkesin kendi alışkanlığı vardır bir motoru testere kullanımıyla alakalı. Evet. Örneğin kesimcilerde en çok rastladığımız hatalardan bir tanesi ara gazı vermeleri. Motoru testereyi kullanırken ara gazı veriyorlar sanki araba kullanıyormuş gibi. Kamyon şoförleri gibi diyorsun. Evet. Ve bu ara gazı bizim için zaman kaybından başka bir şey değil. Ara gazı vermemelerini söylesek de senelerin getirmiş olduğu bir tecrübeyle ya da bir alışkanlıkla ara gazı veriyorlar ki işte orada onları eğitmemiz, anlatmamız çok zor oluyor. Evet, şimdi Murat arkadaşımız geçen sene minik lakaplı Alparslan Balaban'ın babası. Herhalde oğluna çok kızmış, öyle bir hikayesi var sene. Biraz bunu anlatır mısınız? Alparslan ilk kamplara katıldığında tabii aslında çok da umutlu değildi. Fakat bu elemelerden geçti. Ondan sonra Türkiye Şampiyonası'na kadar iyi hazırlandı. Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olamasa da ilk beşe girerek takımda yerini buldu. Fakat babası oğlunun bu çalışmalarından çok memnun olmadığı için bu seneki başvurulara kendi özelliklerini yazmış. Altına da tek bir cümle eklemiş. Oğlum gitsin ben geleyim. Öyle deyince dedi ki yani bu kadar iddialı. Oğlum gitsin ben geleyim. Evet. O kadar iddialı. Bu kadar iddialı olunca dedi ki buyurun gelin. Daha önce de zaten baltayı kullandığı için motoru testere ile haşır neşir olduğu için denemekte fayda zarar görmedik ve gördüğümüz kadarıyla da zaten ilk 8'e kaldı. Hakikaten söylediği kadar var. Ailecek buradalar aslında. Amca da burada, evet. Ve bu işte çok haşır neşir olmaları dediğim gibi çok büyük bir avantaj kazandırıyor onlara. Şimdi Murat Bey takımın en yaşlı bireylerinden birisi. Ona rağmen hani biz görüyoruz takım çalışmaya başlamadan önce böyle bir koşuyor, kendini ısıtıyor, vücudunu hazırlıyor. Benim diyor buradaki gençlerle kıyaslandığı zaman daha çok çalışmam lazım diyor. Forma girmem lazım diye söylüyor. Evet, bu anlamda da gayet gayretli. Yani bu da gerekiyor. Yani hani işi iyi bilmek yanında buna gerçekten açık olmak ve bu konuda da heyecanlı olmak. İstekli kesinlikle olmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Atletleri seçerken zaten hem bu spora dayanımları, yani çünkü Dünya Şampiyonası'nda ya da Türkiye Şampiyonası'nda hakikaten kütüğü mesela örneğin bazı disiplinleri 2 dakikanın altında, bazı disiplinleri 1 dakikanın altında bitiriyor olmaları gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nda bu süreler zarfında bitiremezlerse diskalifiye oluyorlar ki bir tane diskalifiye zaten bizim hemen sonunculuğa geçmemiz demek olur. Türkiye'de en çok satılan motorlu testere markası Stihl'in sunduğu Ormancı programı devam edecek.